Geldi. Şimdi süreyi başlatıyorum Edine. Tamam. 3, 2, 1 Başla. Hazırız. Hazırız. Çıkınca çöp poşetini alalım, şunları bir fazlalıkları bir atalım. Hadi burada çok vakit kaybetmeden salona geçeceğiz. Tamam. Siz bu ocağı nasıl bu hale getirdiniz? Daha başlar başlamaz söylenmeye başlama Kadir. Sık yağ sökücüleri, temizle işte orayı. Haddim değil, ben temizlik gidiyorum abi. İşini yapıp paranı alıyorsun. Daha ne? Sanki gündelikçiyim ben ya. Sen aylıkçısın, aylıkçı. İyi ki de gündelikçi değilim. Gündelik aldım hemen yenir gider, onun bir kârı olmaz. Gündelik gelen paranın bereketi olmuyor. Evet, öyle uçuyor. Hele bir de kocan çalışmıyorsa. Onun anca yeter para. Ziftin pekini içsinler. İçsinler. Adam kısmısı da çalışmaz, evde yatar, ben yeni duydum. Sigaraya karşıyız. Dumanını gel alır, parasını el alır, sana da hastalığı kalır. Aynen öyle. Siz ekmek tahtasını makineye mi koydunuz? Koyacak, almıyorsunuz. Bakın makineye koya koya ne hale getirmişler bunu. Bunlar bambu. Bunlar suyu yiyince esneyip açılır. Aa. Bakın kırıldı bile. Aa. Bakın ne kolay kırılıyor. Aa. Milletin malını ziyan etti, ziyankar. Öyle de piyano gibi oldu ha. Amanına kelle, kelle, altını üstünü yelle. Amanına kelle, kelle, altını üstünü yelle. Nananananam. Adam her şekilde kendine bir eğlence buluyor maşallah. Medine'nin yanlış yerden başladığını düşünüyorum. Çünkü evinde en çok mutfağı kirliydi. Önceliğini mutfağına vermesi gerekiyordu. Daha sonra salona vakit ayırması gerekiyordu. Mutfaktan başlardım. En dağınık çünkü orası. Toparlardım. Yani salon daha bir hafif gelirdi. Siz neden burayı topladınız şimdi? Kadir sıkarken ben de toplayayım dedi. Topladık, yağ sökücü sıktık, gidiyoruz şimdi. Üstüne bakmadık. Biliyorsun, dünkü dolabın üstü berbattı. Sezon sonunda koluma protez pilatin taktıracağım. Hadi. Omzumdan çıktı. Hadi gidelim. Aynen. Hadi. Hadi. Bence Medine'nin planlaması yanlıştı. Böyle bir evde özellikle öncelikle mutfaktan başlaması gerekiyordu. Ben de salondan başlardım. İşte programı iyiydi. Geç. Geçti. Bunu sökebilir miyim? Söksün, evet. Hemen sök. Niye söküyorsun sen şimdi onu? Yıkansın diye. Bırak, sökme, kalsın. Sökme. Tamam. Şimdi adamın yüzü yansın. Şunları alabilir miyiz, fazlalıkları? Bir toparlıca çekeceğiz. Al şunları, komple al. Ya hadi canlanın. Tamam, canlıyız biz. Poşet verin. Bir saniye. Ay Allah'ım, sen bana sabır et. Şunları alır mısınız şuradan? Burnuma. Kadir, iyi misin? Burnuma. Ya dur siz, dursana. Allah'ım, burnum yamulacak. Allah'ım sen bana yardım. Ay Kadir! Ya bu adam. Kız Medine, şunları bir kaldır. Kaldırıyorum. Çabuk doldur Medine işine. 4 tane kaldı zaten. Hemen. Var mı oralarda bir şey? Bir şey al gel. Var mı orada bir şey? Yok, bir şey kalmadı orada. Salon çok küçük. İşi de çok kolay. Çok da teferruatlı bir iş yok evde. Salon çok detaylı değil. Güzelce temizlesin. Ona göre de puanımı vereceğim. Ne yapacaksınız şu anda? Canları sileceğim. Önce kabasını. Önce kabasını, iki kolu su alayım hatta. Bir kremleyeceğim, bir de duru suyla sileceğim. Medine çabuk. Oluyor mu ya? Bak en zoru, bak burada en minimum süreyi geçirmemiz lazım. Aynen. Telaş vardı, heyecan vardı. Panik bir şekildeydi gördüğüm zaman. Camı güzel yapıyordu, detaylı yapıyordu. Elinden geldiğince çabaladı yapmaya. Evet, iki koltuk bitti, yarışmacımız camını siliyor. Medine'ciğim, ekranlara bir selamla. Selamlar.
Şimdi sıra geldi bu koltuğa. Hatırlarsanız Öngürüm diye bir yarışmacımız vardı ve tam evinde 11 tane kedi var. Vanlı. Vanlı. Bütün evi bu siyah koltukla kedi tüyü kaplamıştı. Sen ta Van'dan kalk gel yarışma için, sonra sana 11 kedili bir ev çıksın. Ev çıksın. Yoksa kadın Vanlı diye kedili evi ona mı verdiniz? Kesinlikle tesadüf çıktı bunlar tabii ki. Bütün izleyenler de zaten hatırlarlar, şimdi montajcı arkadaşlarım size hatırlatırlar. Burası bir insanın yaşadığı ev değil. Burada hiç insan yaşamamış. Ay bu ne? Ay bu ne koku? hayvan barına. Yalnız iki tane süpürgeyle çalışmıştık. Tutturmuştu ki senin süpürgen çekiyor, benimki çekmiyor. Benden süpürge kavgası etti. Sonra sinirlendim, ona kendi süpürgemi verdim. Yine süpürememişti. Olmuyor, onunla hiç olmuyor. Çekmiyor. Delirttiniz beni. Kız sen niye onunla süpürüyorsun? Bak maske ağzıma girdi. Kız fırçanın onu tak da süpürsene. Çekmiyor, bu çekmiyor bak. Yok çekmiyor. Süpürgeyi bana versin. Kız ver tamam, al Allah'ım yarabbim. Al. Al bunu sen al. Ömrüm maske. Bak şu üstüne hep dön. Ya. Bak nasıl çekiyormuş, gördün mü? Bir de diyor ki süpürge çekmiyor. 11 tane kedili evin koltuklarını süpürmüştüm. Çift maske takıp imanımız gevremişti. Sen Van'dan kalk gel bu programa katıl. Aylar sonra Kadir arkandan neler söylesin. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Ömrümü kestirdikten sonra devam ediyoruz. Bak. Kadir, bunun çok kolay bir yöntemi var. Ne yapacağım ya? Ha, elektriklendirdin. Aa. Eliyle. Dış sesin eli. O zaman yap şöyle bir, toparla onu. Çok beklersin, çok. Hep böyle yarıda bırakıyor arkadaşlar. Bir eldiven de bana verin madem. Salona bir saat ayırırsa eğer mutfaktan çıkabilir. Eğer salona daha uzun bir süre ayırırsa mutfakta işi zor görünüyor. Kedi kıllarımız var ama onları süpürerek alırsa detaylı olarak. İşini de detaylı yaparsa salona bir saat bile fazla. Kadir. Efendim. 45 dakika geçti. Oo. Gerçek mi? Bir saate çıkıyoruz, bir saate. Bir saati geçmemeli. Aynen. Geçerse işimiz yer. Koltuklardaki kedi kıllarını görmek istemiyorum Medine. Koltukları detaylı bir şekilde temizlemeni, silmeni özellikle istiyorum. Kedi kılları, tüyler çok. Koltukları silmesini, camı çok güzel silmesini bekliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.